Peki madem müzikten sözü açtık yine müzikle devam edelim. Bu sabah bir müzik adamını, Türkiye'nin sesini dünyada duyuran bir DJ'mizi, DJ Tarkan'ı ağırlıyoruz stüdyomuzda. Aynı zamanda bu bir ilk, sabah haberlerinde ilk kez bir DJ konuğumuz var. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi hemen şunu sorayım. Biz de böyle hani vaktimiz yettiğince özellikle hafta sonları takip ediyoruz bu tür organizasyonları. Türkiye'de DJ olmak gerçekten zor. Peki Türkiye'de müzik ve sahne olgusu biraz farklı. Neler yaşıyorsun meslek icabı bu anlamda? En başta çok keyifli meslek tabii ki. Yani insanların karşısında olmak ve onları dans ettirmek, kendi müziğinizle onları yönlendirmek çok keyifli bir olay diye düşünüyorum. Ama tabii ki çok zorluğu var. Yani Neler onları yaşadın? anlatmak Mesela tabii ki hangi biraz dediğim. zorlukları yaşadın? Yani ekipmanla ilgili problemler oluyor tabii ki. Yani en başta kabinde ne kadar söyleseniz de yani istediğiniz ekipmanı mutlaka problem oluyor yani. Bu da tabii gece esnasında sorun yaratabiliyor. Burada tabii bizi zorunda bırakıyor. Çünkü karşınızdaki insanlar tabii sizden kaynaklandığını düşündüğü için bu olayın bizleri bayağı terletiyor bazı durumlarda yani. Şimdi baktığımızda dünyada önemli organizasyonlarda da çalıyorsun ve birçok ünlü DJ ile de aynı kabini paylaştın. Nasıl bir duygu bir kere bu? Çok keyifli tabii ki yani özellikle yurt dışında ülkenizi temsil etmek en keyifli olay. Ben özellikle milli takımın formasıyla çoğu yerde çıkıyorum aslında. Hem Türk olduğumu da gururla gösteriyorum Çok insanlara. güzel bir şey bu. En başta bir Türk olarak yani bütün dünyayı dolaşmak ve onlara müzik çalmak, farklı ülkelerde farklı insanları eğlendirmek çok keyifli bir duyguyu düşünüyorum yani en başta. Şimdi baktığımızda mesela David Guetta var, David Vendetta var. Benim çok sevdiğim Offer'ın isim var mesela. Remixlerine bayılırım ama Türkiye'de hiç bulamadım CD'sini falan. David Guetta'yı hiç sevmem bu arada. Öyle aşırı maşırlı remixler falan yapıyor. Senin var mı böyle stiline yakın gördüğün dünyada ünlü DJ'ler? Yani ben de remix yaptım. Onlara bir teklif geldi. O da çok güzel tabii. Yani büyük isimlere remix yapmak da tabii hem ülkemiz adına çok keyifli hem benim kendi adıma çok keyifli bir olay. O yüzden büyük isimleri yani Roger Sanchez'in CD'sini yer almak gibi. Roger Ya da işte Sanchez. şimdi Chris Lawyer'a bir remix yapacağım. Şimdi Bedük de şimdi aslında Türkiye'de güzel bir ortak çalışmamız olacak. O da çok Bedük sevdiği çünkü bir aynı şey. zamanda hem Türkiye içinde yurt dışında da Tabii. O başladı da değil çok mi? başarılı Yavaş yavaş kesinlikle. sesini O da duyurmaya. yurt dışına listelere girdi. Çok başarılı oldu yani. Peki az önce milli formayla çıkıyorum dedin organizasyonlara. Hem Türkiye'nin adını duyurmak aynı zamanda milli duygularla başka bir amacı var mı peki bunun? Ya tabii insanların çoğu zaten benim Türk olduğumu biliyor ama ben yani özellikle bunu bilmeyenlere de göstermek adına o formayı çok gerçekten gururla ve keyifle taşıyorum yani. Hangi ülkelerde çaldın? Aslında dünyanın dört bir yanında dolaşıyorum ben yani. Hangi ülkelere çalamadın diye sorsaydınız belki o Daha zaman kolay mı olurdu cevabı? daha az ülke sayardım yani. Devamlı o zaman Aklı Havada diye bir film vardı. Elinde bavul böyle uçakta, Kesinlikle, oteller, kesinlikle. uçaklar. Benim yani aslında evlerim uçaklar dediğiniz gibi ya da işte oteller. Yani eve İstanbul'a çok az vuruyorum aslında. Kaç senedir yapıyorsun bu işi Tarkan? Ben aslında ciddi anlamda yani 85'te başladım diyebilirim. Pardon, çok yanlış söyledim, 95'te. 95'te. 85'te Türkiye'de. Yine oldukça Türkiye'de. uzun bir süre. Uzun bir süre yani tabii 15 sene olmuş. Ama daha uzun sürecek yani. Ben kulaklarım duyduğu sürece, yani belim beni götürdüğü sürece inşallah böyle yani 15-20 sene yapmayı düşünüyorum hiç. Çok Yorucu bir meslek değil mi? Yani saatlerce ayakta kalıp bir de yaptığın işe konsantre olmak ayrı bir yetenek gerektiriyor. Yetenek olduğunu inanıyorum yani. Kesinlikle yetenek de gerekiyor ama bence yorucu kısmı aslında çalmaktan ziyade o çalma kısmına gelene kadar olan süreç yani uçaklarda ki süreç çok uzun uçuşlar oluyor yani rötarlar da oluyor tabii ki bazen onları bekliyorsunuz saatlerce. Bu da daha yorucu kısmı belki sabah uçağa binip uykusuz çalıp mesela dönüyorsunuz 10-12 saat ya da 15-18 saat bir gün yolda geçtiğiniz oluyor. Yani Amerika tarafı biliyorsunuz daha uzun uçuşlar. Evet. Yani çünkü o kabinde olduğunuz zaman ben de, yorgunluk gidiyor bende. Yani orada aslında eğlence başlıyor. Keyif orada başlıyor diye düşünüyorum. Zaten yani. Kendin keyif almasan insanları da eğlendirmen %100, çok da %100. Mümkün değil. Peki o sanatçı Tarkan'la karıştırıldığın oluyor mu? Oluyor. Az da olsa oluyordu yani. Yani o tabii ben işte aynı isim hatta Tarkan mı ismin diye soranlar da oluyor gerçekten. Ama enteresan geliyor bana. Çünkü hani Tarkan aslında bir Türk ismi. Ya yani bunu niye sorduklarını hep şaşırıyorum. Niye sordunuz diyorum. Yani Tarkan neden takma adı olarak Tarkan ismini kullanayım diye soruyorum ben de onlara. Aynı zamanda hem şans hem de şanssızlık yani diğer taraftan da bakıldığında. Peki Türkiye'de bir fan kitlen var, bunu biliyoruz. Dünyada senin müziğini takip edenler var mı? Var tabii ki. Her ülkenin dinleyicisi var. O çok sevindirici tabii ki. Yani herkes her ülkede gittiğiniz zaman karşınıza seni sevenler, işte fotoğraf çektirmek isteyenler ya da CD imzalatmak isteyenler var. O tabii çok gurur verici bu olay. Çok mutlu oluyorsunuz. Yani hani zaten internetten takip ettiğiniz için biliyorsunuz hangi ülkelerde kimlerin olduğunu ya da size kimin beklediğini ama orada gidince görünce
yani bazen siz bile şaşırıyorsunuz yani, bu dedim hani beni bu kadar tanıyorlar diyorsunuz yani, ben şaşırdım olmuştur bu şekilde. Şimdi 15 sene uzun bir süre, peki bu mesleğe ilk başladığında mesela ailen tepki vermedi mi? Ya ne yapacaksın müzik çalıp doğru düzgün bir işe girsene diyen olmadı mı hiç ailenden veya çevrenden? Yok, onlar hep benim yanımda oldular, hep desteklediler beni yani, küçük yaşta zaten onların sayesinde. Zaten bilselerdi bu kadar böyle dünya cönü bir DJ olacağını herhalde o zaman. Onu ben de tahmin edemezdim, onlar nasıl tahmin etsin değil mi? Ama şimdi tabii ki çok gurur duyuyor onlar, çok mutlular. Nasıl başladın peki? Mesela bir radyoda falan mı çalıyordun veya? Aslında evde başladım ben, çok küçük yaşlarda. Almanya'da doğdum ben bu arada. 12 yaşına kadar orada yaşadım ben. O yaşlarda ben de evde pick-up olsun, tape olsun, yani CD player olsun, o CD player çıktığı zaman tabii. Hep vardı bende. Hep evde ben bir şekilde o plakları mixlerdim. Mikserim de vardı. Yani o konuda çok şanslıyım tabii ailemin bana destek olmasının dolayı. Bütün o ekipmanlar bende çok küçük yaşlarda vardı yani. Antrenman saham evdeydi yani. Hep sorarlar ya ne zamandan beri. Valla küçüklükten beri çok doğruymuş evet. Demek ki. Peki son olarak albüm çalışmalarından bahsedelim. Yayın öncesi biraz böyle bizim editörümüz Vural CD'lerinden koydu bilgisayara. Evet. Bayağı bir havaya girdik. Ondan sonra toparlandık hemen. Nasıl gidiyor albüm çalışmaları? Çok güzel. İki albüm çıktı. Şimdi üçüncü yapıyorum. Klipler işte devam ediyor aynı şekilde. Hep son hızı devam ediyoruz yani. Sırf çalmak, dolaşmaktan ziyade işte bir de aslında bu işe var yani, yaptığımız parçalar, remixler, albüm, klip, bunları çok zaman harcıyoruz yani. Bütün zaman aslında çalışarak geçiyor yani, kabinde olmasa da hep. Çalışın bir radyo var mı peki? Var, Virgin Radio'da çalıyorum ben. Virgin Radio'da. Tamam, bunu da buradan duyurmuş olalım. Peki başka soru var mı rejiden? Seyra çok meraklıdır, her konuğa bir soruyla. Var mı Seyra soru? Böyle bir okul var mı diyor, DJ'liği öğrenebileceğimiz veya kimlerden eğitim alabiliriz, nasıl eğitim alabiliriz? Aslında var yani, eğitim veren yerler var ama bunların maalesef hepsi gerçekten bu işi bilerek yapmıyor. Yani isim vermek istemiyorum ama benim şahit olduğum yani disc jockey'liği bilmeyen ya da daha tam olarak öğrenmemiş olan kişiler maalesef bu işin dersini veriyor. Şimdi biraz tabii popüler olunca meslek, tabii. Nasıl herkes bugün DJ olduğunu zannediyor ya disc jockey'in diye. Ortalıkta dolaşıyorsa maalesef bu kursların da böyle bir ortalıkta dolaşma olayı var. Halbuki gerçekten bu işi bilen birisini öğrenmek gerekiyor ki doğru öğrensin. Çünkü yanlış başladığı zaman bu işe hayatı boyunca yanlış gidecek. Bunun farkında değil tabii o insanlar maalesef ama keşke bu işin hakikaten bir okulu olsa, böyle 4 senelik okulu olsa gerçekten bu. Çünkü biz çok iyi, gerçekten başlı başına bir meslek diye düşünüyorum. Yani eskiden dediğiniz gibi belki hani aileler ya da işte hani biz çok iyi kız vermezlerdi, eskileri vardı belki ama. Şimdi öyle değil ya. Şimdi artık öyle değildir bence. Vallahi hepsinin altında lüks otomobiller falan. Evet. Allah daha da versin. Peki artık anladım. Sohbeti sonlandırıyoruz ama yakın zamanda hangi organizasyonda görebiliriz seni? Nerede dinleyebiliriz? İstanbul yok yine bu aralar. Yine yurt dışı var yine. Almanya, Fransa, bir Avrupa turu var. Sonra bir Asya turu var. İstanbul yakın yani. Planda yok mu? Yakın planda yok şu anda gözüken. Tamam. DJ Tarkan'ı dinlemek istiyorsanız doğru yurt dışına. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarının da devamını diliyoruz. Çok teşekkürler.